3 boyutlu mamografi faydalı mı? Doğruluk payı Türk siyasetçileri takipte. Potomak Nehri ışıl ışıl. Washington'dan mutlu haftalar. Amerika ve dünyadan sağlık, bilim, teknoloji, sanat. Kısacası hayatın içinden gelişmelerle karşınızdayız. Ben Ayşegül Simit. E. Bu hafta gündemi sağlık haberleriyle açıyoruz. Mamografi 1970'li yılların ortalarından bu yana meme kanseri teşhisinde standart tarama yöntemi olarak kullanılıyor. Mamografi taramaları ve erken teşhis sayesinde meme kanserine bağlı ölüm vakalarında %30 düşüş kaydedildiği bilinen bir gerçek. Şimdi ise birçok doktor kadınların daha ayrıntılı tarama yapan 3 boyutlu mamografi çektirmesi çağrısında bulunuyor. Peki 3 boyutlu mamografi gerçekten daha iyi sonuç veriyor mu? Bu soruya cevap vermek için Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü'nün başlattığı kapsamlı mamografi araştırmasının sonuçlarını beklemek gerekiyor. 50 yaş üzerindeki kadınların her yıl ya da 2 yılda bir meme kanseri taraması için mamogram çektirmesi tavsiye ediliyor. Meme kanseri kadınlar arasında 2 numaralı kanser kaynaklı ölüm nedeni. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün yeni çalışması geleneksel ve 3 boyutlu mamogramı karşılaştırarak daha pahalı olan yeni yöntemin tümörün daha erken tespit edilmesini sağlayıp sağlamayacağını araştıracak. Üç boyutlu mamogram teknolojisi Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı. Ancak elimizde bu yöntemin geniş bir kitle tarafından kullanıldığında daha iyi sonuç verdiğine dair bir çalışma yok. Tova Konigsberg, New York'taki Montefiore and Einstein merkezindeki projeyi yönetiyor. Merkez 5 yıllık çalışmaya katılan 100 klinikten biri. Araştırmacılar 165 bin kadının katılım sağlamasını planlıyor. Bunlardan biri de Sabitri Japerspout. Memesindeki tümörün iyi huylu olduğu anlaşılan Japerspout her yıl mamogram çektirmeye kararlı. Japerspout araştırmaya katılmanın da önemli olduğunu düşünmüş. It immediately piqued my interest. Araştırma ilgimi çekti çünkü gelecekte elde edilen sonuçlardan hepimiz faydalanabiliriz. Geleneksel mamogram memeni yukarıdan aşağı ve sağdan sola röntgenini çekiyor. 3 boyutlu mamogramda kamera açılı tarama yapıyor ve memenin farklı açılardan görüntüsünü alarak daha fazla ayrıntı veriyor. Amerikan Kanser Cemiyeti'nden Otis Brawley, doktorların 3 boyutlu mamogramın artı ve eksilerini şimdiden bildiğini söylüyor. Üç boyutlu görüntü çeken cihazlar geleneksel olanların bulamadığı tümörleri tespit edebilir. Ancak bu yeni teknoloji hem daha pahalı hem de hasta daha fazla radyasyona maruz kalıyor. Ayrıca hatalı pozitif sonuç alma olasılığı da yüksek. Uzmanlar araştırma sonrasında tüm verileri toplayıp kadınların hangi tür mamogramı ne sıklıkla yaptırmaları gerektiği konusunda kesin bir sonuç açıklamayı umuyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Piyasa araştırmaları Amerika'da bebekler için üretilen kavanoz mamaların 2015 yılında 53 milyar dolar gelir getirdiğini gösteriyor. Bu pazarın 2050 yılına kadar 75 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Pew araştırma şirketine göre Amerika'daki evli çiftlerin neredeyse yarısında eşlerin her ikisi de tam gün çalışıyor. Bu da çocuk yetiştirmeyi zorlaştırıyor zaman birçok anne babanın en büyük lüksü haline geliyor. Yumi gibi firmalarsa ürettikleri bebek mamalarını müşterilerinin ayağına götürüyor. Market alışverişine gitmek, aldığım sebzeleri pişirip püre yapmak benim için çoğu zaman oldukça zor. Bu nedenle kapınıza kadar gelen bir seçenek olması büyük kolaylık. Böylelikle çocuklarımla daha fazla zaman geçirebiliyorum. Onları sağlıksız beslediğim endişesine kapılmak zorunda kalmıyorum rahatlık sağlıklı beslenme sektöründeki bu yeni kolu cazip hale getiren tek özellik değil. Firmanın mutfağı semt pazarını andırıyor. Ürünlerin hepsi organik. Firmanın kurucusu ürünlerin bebek maması sektöründe bir ilk olduğunu kaydediyor. Teknolojinin en güzel yanlarından biri uzun zamandır yenilik yapılmamış bir alana el atmak ve bu alana yenilik getirmek. Bebek maması sektöründe yıllardır değişim görmedik. Bu sektöre değişiklik yapma amacıyla girdik. Bebek maması kavramını ve insanların bebek maması deyince aklına geleni değiştirmemiz gerekiyor. Şirket müşterilerin beslenme uzmanları tarafından organik malzemelerle hazırlanan bir menüye daha fazla para vereceği fikriyle yola çıkmış. Bazı araştırmalara göre ise organik gıdalar bebekler için daha faydalı. Araştırma 5 ila 7 gün boyunca organik olmayan, sonraki 5 ila 7 gün ise organik gıda alan ve bunu dönüşümlü olarak tekrarlayan çocukları kapsıyor. Uzmanlar çocukların her aşamada alınan idrar tahlillerine göre organik olmayan gıdalarla beslendiklerinde idrardaki tarım ilacı oranının daha yüksek olduğunu gördü. Yumi bebek mamasının kavanoz fiyatı nakliye dahil 6 ila 8 dolar arasında değişiyor. Piyasadaki başka organik bebek mamalarının fiyatları ise yaklaşık 1 dolar civarında. Şirketin kurucuları aileleri ödedikleri bedele değen ürünler aldıklarına ikna etmeyi umuyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington. Gündem özel bir söyleşiyle devam ediyor. Tarihten bugüne siyasi liderler seçmenlere verdikleri sözlerle, yaptıkları iddialı açıklamalarla gündeme gelirler. Ancak artık internet çağında yaşıyoruz. Bu da bilgiye erişimin giderek kolaylaşması ve dolayısıyla siyasetçilerin sözlerinin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunun ölçülebilmesi anlamına geliyor. Dünyada veri kontrolü yapan internet siteleri mevcut. Bunlardan biri de 2014 yılından beri Türkiye'de hizmet veriyor. Türk siyasetçilerin sözlerini tartan Doğruluk Payı adlı platformun kurucusu ise Baybars Örsek. Geçtiğimiz haftalarda başkent Washington'ı ziyaret eden Örsek stüdyo konuğumuz oldu. Sayın Örsek 2014 yılında Doğruluk Payı adlı bir platform kurdunuz. Biraz o platform hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin misyonunuz nedir? Tabii ki biz 2014 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen iki ay önce Türkiye'nin ilk ve tek doğruluk kontrolü çalışması olan Doğruluk Payı'nı yayına başlattık. Doğruluk payı aslında batıda birçok örneği olan fact checking adı verilen özellikle günümüzün post truth tartışmaları içerisinde çok sık kullanılan bir metodolojinin bizim Türkiye'de uyguladığımız bir örneğiydi. Dünyada politifact, fact checkers ve başka büyük gazetelerin medya kurumları için yer alan ile fact checking gerçekten çok sık kullanılan bir gazetecilik e, çalışması. Biz de bunu Türkiye'de gerçekleştirerek özellikle e, siyasi ve toplumsal konuları daha veri temelli tartışılabilir ve üzerinde e, rakamlarla verilerle bir konsensus yaratabilecek bir siyasi atmosfere destek olmak amacıyla başlattık. Peki, kimler destek veriyor? Gönüllü bir kuruluş musunuz? Yoksa Finansal kaynaklarınız mevcut mu? Doğruluk payı İzlemedeyiz Derneği isimli bir sivil toplum kuruluşunun bir projesi benim yönetim kurulu başkanlığını yaptığım yaş ortalaması 27 olan Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı üniversitelerinden genç arkadaşların bir araya gelip oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşunun bir çalışması doğruluk payı. Doğruluk payının ilk yıllarında çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum fonları sağlayan kurumlardan aldığımız desteklerle ilk başta çalışmalarımızı gerçekleştirme imkanımız oldu. İlerleyen zamanlarda son birkaç yıldır özellikle doğruluk payı çalışmalarının Türkiye'de daha tanınır, daha bilinir olmasıyla beraber biraz daha temelden bir bağış kampanyası üzerinden doğruluk payı faaliyetlerini devam ettirme çabası içerisindeyiz. Hatta geçtiğimiz ay içerisinde 425 farklı kişinin 20 gün içerisindeki destekleriyle topladığımız bir 30 bin liralık bir bağış kampanyası gerçekleştirdik. Bu Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunun özellikle veri temelli sosyal yayıncılık adına çalışan bir sivil toplum kuruluşu için gerçekten başarılı bir bağış kampanyasıydı. Umuyoruz ki daha fazla takipçimizin, daha fazla gönüllümüzün de destekleriyle doğruluk payını uzun yıllar boyunca sürdürülebilir. Türkiye'de medya ve e, sivil toplumlarında örnek gösterilen bir proje haline getirmeye gayret edeceğiz. Özellikle sanıyorum referandum dönemlerinde siz çok aktifsiniz. Son Hı -hı. geçtiğimiz anayasa referandumu döneminde Hı -hı. de çok aktif çalışmalarınız oldu. E, seçim dönemlerine, referandum dönemlerine ne gibi katkıda, ne gibi etkide Hı -hı. bulunuyorsunuz? Açıkçası bizim için tabii talihli bir süreç oldu e, verimlilik açısından son e, 3-4 yıl. Biz kurulduğumuzun hemen ertesinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından iki genel seçim, ve Nisan ayında geride bıraktığımız bir halk oylaması e, süreci yaşadık. Tabii ki Doğruluk Payı gibi gündemi yakından takip eden, gündemi şekillendirme kapasitesi olan e, bu tarz çalışmalar için seçimler gerçekten çok yoğun geçen zamanlar. Biz referandum dönemi boyunca YSK'nın açıkladığı e, resmi kampanya süreci içerisinde yaklaşık 500'e yakın analiz gerçekleştirdik. Bu analizlerimiz e, onlarca farklı siyasi aktörden Cumhurbaşkanından Başbakan'a, ana muhalefet liderlerinden diğer parti liderlerine kadar Farklı isimlerin iddialarını kontrol etme ve bunları kamuoyuyla paylaşma imkanımız oldu. Bu yüzden referandum süreçleri de genel seçimler gibi bizim için çok yoğun geçen zamanlar. Ama biz bunun dışında da referandum süreci ve seçim dönemleri dışında da günlük olarak e, iddia kontrol edin verdiğimiz, siyasetçilerin dediklerinin doğru olup olmadığını açık kaynaklara dayanarak yaptığımız analizlerle kamuoyunu doğru bilgilendirmeye, internet üzerinde, e, geleneksel ve e, sosyal medya kanalları aracılığıyla bir gündem oluşturmaya gayret sarf ediyoruz gibi tepkiler alıyorsunuz? Siyasi dünyadan, sosyal <laughs> çevrelerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şöyle açıkçası e, aldığımız tepkiler e, olumlu aldığımız tepkiler olumsuz tepkilerden çok daha fazla. E, bizim aslında üç farklı hedef kitlemiz var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi bizim için seçmenler. Bizim birinci misyonumuz seçmenlere veri temelli bir bilgi sağlayarak onların toplumsal konulara ...daha donanımlı bir şekilde yaklaşabilmeleri için aracılık etmek. Ee, özellikle bizim hedef kitlemiz 18-24 yaş arası ilk veya ikinci kez seçimlerde oy verecek olan... ...genç seçmenler, internet katılımlarının yüksek olduğu e, gençler bizim tabii ki doğal takipçilerimiz arasında... İkincisi medya. Ee, başladığımız günden beri biz geleneksel medyayla ilişkilerimizi sürdürmeye çok önem sarf ediyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmaların geniş toplum kesimlerine ulaşması için geleneksel medyanın bizim içeriklerimizi kullanması oldukça önemli. Bizim şu anda doğruluk payı nezdinde 1 milyona yaklaşan bir takipçi kitlemiz farklı alanlarda mevcut bulunsa da, geleneksel medyanın ulaşmış olduğu kitleler çok daha geniş. O yüzden geleneksel medya ve internet medyası bizim için tabii ki ikinci bir hedef kitlesi. Üçüncüsü siyasetçiler. Siyasetçiler tabii ki bizim çalışmalarımızın doğal faydalanıcısı olan kesim. Biz her iddia kontrolümüzü ilgili siyasetçiye anlık olarak gönderiyoruz. Bir cevap hakkı kullanmak ister mi onu öğreniyoruz ve bir itirazı varsa da bu itirazı e, kendi editorial e, yapımız içerisinde değerlendiriyoruz. E, bu üç kesimden de gerçekten pozitif reaksiyonlar alıyoruz son birkaç yıl, ilk günden beri hatta. E, ama bizim için ölçülebilir olarak çok kıymetli olan siyasetçiler al, aldı, siyasetçilerden aldığımız e, geri dönüşler, özellikle her yıl hazırladığımız yıllık raporlarımızı e, Türkiye'de milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilerinin genel merkezine gönderdiğimizde ...istisnal ser birinden teşekkür telefonları alıyoruz. Bu da yapmış olduğumuz çalışmaların gerçekten hedefine ulaştığı seçimlerin de doğruluk payı gibi veri temelli sosyal yenicilik yapan faaliyetlere ilgisiz kalmamalarını e, beraberinde getiriyor ve bizi oldukça mutlu ediyor. Ben de yıllık raporunuzdan bahsetmek istiyorum şimdi zaten e, geçtiğimiz Ekim ayında bir rapor yayınladınız. Hı hı. E, bu raporda e, neler öne hı hı. çıkıyor? Siz nelere odaklandınız? Hı hı. Neleri ölçmeye çalıştınız? Şöyle biz açıkçası bunu her yıl bir almanak tadında bir rapor haline getirerek kamuoyuyla ilgili siyasi bütün siyasi partilerle ve takipçilerimizle paylaşıyoruz. Ee, bu raporda öne çıkan bizim son bir yıl içerisindeki bir referandum sürecine barındıran ve e, oldukça yoğun bir siyasi tartışma atmosferine sahip olan bir yıl idi. Ve bu bir yılda biz özellikle Türkiye'de ekonomi alanında, e, güvenlik alanında, dış politika alanında çok yoğun tartışmalar olduğunu gördük. Türkiye'de gündem çoğunlukla bu üç konu üzerinde şekillendiğini görme şansımız oldu. Ve ilgili siyasi aktörlerin Türkiye çapında bir gündem oluşturmak ve seçmenlerine etkilebilmek için bu üç alanda çok sık demeçlerde bulunduğunu gördük. Özellikle ekonomi alanında büyüme, istihdam, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi gibi konularda çok sık gündem oluştu Türkiye'de. Yaşanan terör hadiseleri, Türkiye'nin güneyinde yaşanan istikrarsızlık ve bölge ülkelerdeki gelişmeler birçok siyasi aktörün gündemindeydi. Aynı zamanda da e, Türkiye'deki sosyal konularla kadının cinayetleri, iş güvenliği, e, dezavantajlı grupların yaşadığı problemler gibi birçok alanda da siyasetçilerin özellikle muhalefet partilerinden bu alanda gündem oluşturma çabalarını görme şansımız oldu. Bu yıllık raporumuzda Doğruluk Paykom adresinde görülebilecek bir çalışma ve biz Türkiye'deki son bir yılda gözlemlediğimiz ilgili siyasi aktörlerin radarında takılan ve bizim iddiaların doğruluğunu kontrol ettiğimiz çalışmaları paylaştık. Peki başladığınızdan beri, bu platformu kurduğunuzdan beri daha doğrusu doğruluk payında bir artış görüyor musunuz? Şöyle, açıkçası bu dünyada da çok sık tartışılan bir konu. Bizim de içinde içerisinde bulunduğumuz Uluslararası Fact-Checking Network, e, IFCN, International Fact-Checking Network bünyesinde çok tartışılan bir konu. Dünyada fact-checking kurumlarının, siyasetçilerin dediklerinin doğruya doğru e, yöneltmesine açıkçası uzun vadeli bir etkileri söz konusu. Bizim gibi kurumlar öncelikle seçmenlerin, medyanın e, ve siyasetçilerin bir refleks geliştirmesini sağlamak. Bizim amacımız seçmenlere, medya takipçilerine, medya okur yazarlarına e, her gördüğünüzü inanmayın, e, gör, verilen iddianın doğruluğunu kendi imkanlarınızı araştırın, açık kaynaklara başvurun ve bu alanda bir kuşkuculuk e, geliştirin e, demeye çalışıyoruz. Medyaya da e, Türkiye'deki gündemi takip ederken sadece söylenenlere değil o söylenenlerin arkasındaki verilere de bakmalarını e, tavsiye ediyoruz. Örneğin, örneğin eğitim konusu tartışında Türkiye'de e, eğitimle ilgili dünyada neredeyiz, nereden nereye geliyoruz, e, harcanan rakamlar karşılığını buluyor mu, performans değerlendirmeleri e, nasıl yapılıyor gibi verilere bakmalarını önceliyoruz. Aynı zamanda siyasi seçer dediklerinde başka bir gözün doğru mu değil mi diye baktıklarını hatırlatarak bir oto kontrol yarattırmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim seçim dönemlerinde Türkiye'de doğruluk payı ortalamaları görece olarak diğer dönemlere göre daha azalıyor. Bu zannediyorum ki seçmenleri etkilemek, seçmenlerin işte desteğini kazanmak için biraz daha hazırlıksız, biraz daha belki amatörce e, pozisyonlarda kalabiliyor siyasetçiler. Ama onun dışar e, dışında kalan dönemlerde medyanın, sivil toplumu ve seçmenlerin aslında birebir baskısıyla bu oranın artacağını açıkçası e, umuyoruz. Peki yurt dışındaki tanınırlık durumunuz nedir? Yurt dışındaki benzer platformlarla ilişkileriniz hmm. mevcut mu? Şöyle açıkçası fact checking denilen oluşum dünyada 2000 yılların başlarında bir adla kavuşmaya bir isme kavuşmaya başlamış olsa da e, yani uzun zamandan beri aslında var olan bir araştırmacı gazetecilik örneği. Bakın özellikle 2008 yılında Politifact isimli Amerika merkezli Florida merkezli bir kurumun e, Amerikan başkanlık seçimlerinin dönemindeki e, haberciliği yayıncılığıyla bir polis ödülü kazanmasıyla dünyada çok daha tanınan, çok daha bilinen bir kavram haline geldi ve 2014 yılından beri de dünyadaki farklı fact-checking kurumlarının bir araya geldiği International Fact-Checking Network isimli bir yapıyla şu anda dünyada 155'e yakın kurum, 55 farklı ülkeden 155'e yakın fact-checking kurumunu oluşturduğu bir online birliktelik söz konusu. Bu birlikteliğin yakın zamanda bir e, kurumsal yapıya da dönüşmesine e, gayret ediyoruz. Hatta Doğruluk Payı da bu yapının kurucu yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi e, olmaya başardı. En son gerçekleştirilen e, Madrid'deki Global Fact Summit'te, Doğruluk payı da bu 7 yönetim kurulu üyesinden biri olarak dünyadaki fact-checking kurumlarının daha da yeteneklerini arttırabilmesi, Facebook, Google, Twitter gibi sosyal medya platformlarıyla iş birliklerini geliştirebilmesi için e, liderlik etmeye çalışıyor. E, Türkiye'de de bu tarz çalışmaların öne çıkması için e, kolaylaştırıcı bir rol oynamaya çalışıyoruz. Ve hem dünyada hem Türkiye'de siyasetçilerin daha doğru, daha e, tutarlı ve toplumu doğru bilgilendiren bir e, yöne doğru eğilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de aynı şeyleri temenni ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız ederim. için Sayın Ben teşekkür ederim sağ olun. Şimdi de teknoloji haberlerine geçiyoruz. Çağımızın en büyük sorunlarından biri şüphesiz çevre kirliliği. Lancet Tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre çevre kirliliği her yıl en az 9 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. Gürcistan'da iki girişimcinin geliştirdiği taşınabilir filtre sayesinde ise kirli havadan korunmak mümkün gibi görünüyor. Büyük kentlerde yayalarla bisiklet sürücülerinin egzozlardan çıkan karbon monoksit, ozon ve havayı kirleten diğer gazlardan kaçırması mümkün değil. Ancak yeni bir hava filtresi bu durumu değiştirebilir. Imagine while cycling instead of breathing. Bisiklete binerken toksik kirli havayı teneffüs etmek yerine TRIPEX cihazını kullanarak temiz hava alabilirsiniz. Ya da yolda yürürken acaba nefes alırsam kirli hava beni öldürür mü diye kaygılanmanıza gerek yok. TRIPEX'le ciğerlerinize temiz hava çekeceğinizden emin olabilirsiniz. Baccio Hacizze ve Lascia Quantaliani kirli havanın yarattığı tehlikeye karşı TRIPEX adlı cihazı geliştirmiş. Quantaliani, doğal dünyadan ve karbondioksitin oksijene dönüştüğü fotosentez olayından esinlendiklerini söylüyor. Ağaçların işleyişi çok karmaşık. Biz de ağacın havayı temizledi ve minerallerle zenginleştirdiği bu işleyişi kopyalamak istedik. Cihazın kilit noktası sökülebilir kartuşu. Tanıtım videosu Tripex'in nasıl işlediğini gösteriyor. Akciğer uzmanı Liza Godersvili, Tripex'in iyi bir buluş olduğunu düşünüyor. We don't know yet about the results. Bu cihazın uzun vadeli sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Belki biraz daha araştırılmalı ama sonuçta iyi bir fikir. Tripex'in bir dezavantajı var. Cihazı kullanırken konuşamıyorsunuz. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamalar bu yıl tasarımcılarına 77 milyar dolar kazandırdı. Bu pastadan pay edinmeye çalışan bazı girişimciler kısa süre önce Almanya'da düzenlenen bir fuarda ürünlerini tanıttı. Şimdi sizi bu fuara götürüyoruz. Tek Berlin'de her iş için bir uygulama bulmak mümkün. Kemana takılan Cemii adlı cihaz akıllı telefonla iletişim kuruyor. Telefon böylelikle keman hocasına dönüşüyor. We are like aiming, targeting the beginners. Yeni başlayanlara müzik enstrümanı çalmayı öğretmek istiyor. Gudak'ın tasarımcıları ise daha iyi fotoğraf seçimi sağlıyor. Makine tek seferde sadece 24 fotoğraf çektikten sonra çekilenleri siliyor. Eski model fotoğraf makinelerine benzeyen bu cihazı kullananlar çektikleri fotoğrafları ancak üç gün sonra görüyor. Üç gün boyunca çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf anı olmaktan çıkıyor, veri haline geliyor. Tonlarca veri elde etmiş oluyorsunuz. Budak ise kullanıcısını daha seçici olmaya zorluyor. Bu arada sadece uygulamalar tanıtılmadı. Kimi ürünler son teknoloji ürünü elektronik cihazlardı. Storybot yani öykü robotu çocukların hareket etmesini sağlayan küçük bir elektronik oyuncak. So, this... Öykü robotu ekransız bir oyun konsolu. Çocukların fiziksel olarak harekete geçip birbirleriyle oyun kurmalarını sağlıyor. Oyuncakla farklı karakterler yaratabiliyorsunuz. Her karakterin farklı sesi ve farklı öyküsü var. Çocuklar bu karakterlerle değişik serüvenlere çıkabiliyor, değişik öykülerle macera yaşayabiliyor. Telefonunu koyduğu yeri unutanlar için de bir cihaz var. Telefon kılıfının üzerindeki küçük alarm devreye giriyor. Telefondan çok uzaklaşırsanız alarm çalmaya başlıyor. Hızla devreye giren bir alarm sistemi geliştirdik. Bu cihaza göz adını verdik. Telefon ve bu cihaz birbirinden 5 metre uzaklaşırsa ikisi de alarm vermeye başlıyor. Tüm bu yeni ürünler Berlin Tech Crunch'ta bu yıl tüketicilerin beğenisine sunulanların sadece bir kısmı. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington. Amerika'da tatil ve alışveriş sezonu yaşanıyor. Yılbaşı öncesi evler ışıklarla süsleniyor, evlerde çam ağaçlarının altına hediyeler yerleştiriliyor. Herkes birbirine armağan almak için internetten alışveriş yapıyor veya mağazalara akın ediyor. Amerika'nın Sesi, Washington'a komşu Virginia eyaletinde yıllardır devam eden renkli bir tatil geleneğini gözlemlemek için Potomac Nehri'ndeydi. Rıhtım çevresinde herkes botlarını ışıklandırdı ki aileler buraya akın edebilsin. Yıllar önce Potomac nehrinde bir gecelik bir feribot yolculuğundan Işıkların Töreni adıyla geleneksel bir etkinlik doğdu. Geleneğin başlamasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Botlar geldi ve gitti. Bazı yıllarda Aralık ayının havası hiç de mevsime uygun değildi. Ho, ho, ho! Merry Christmas. Ancak Potomak'taki gecemizde güneş parlak ve ısı mevsim sıcaklıklarının üstündeydi. Bot sahipleri parti yapmayı seviyor, denizi seviyorlar, Noel kutlamayı seviyorlar. Yüzlerce kişi ışık şölenini rıhtımdan ve yakınlardaki restoranlardan izledi. Bunu yapmamızın nedenlerinden biri bu. Evlerimizin önüne ışıklar koymamız da aynı nedenden. Herkes görsün istiyoruz. Bedava izleyebileceğiniz bir etkinlik. Botların gidişini kıyı şeridinden izleyebilirsiniz. Bunun için tek sent bile ödemek zorunda değilsiniz ve çocuklar bunu uzun süre unutmaz. Töreni yıllardır izlediğini söyleyen bot sahibi Keith Harmon, hayatında ilk defa bu yıl törene katılabilecek büyüklükte bir motor sahibi olmuş. Eğlenme ve sezonu kutlama zamanı. Biraz gösteriş yaptığımız doğru ama herkes çok eğleniyor. Noel kutlamaları olarak başlayan etkinlik zamanla değişti. Merry Christmas. Mutlu noeller. Mutlu Hanuka, Kwanza. Amerika'dan dünyadaki herkesin kutlamalarına katılıyoruz. Bu sezon bir araya gelmemiz ve kutlamamız gereken bir dönem. Bu seferki gösteriyi kaçırırsanız üzülmeyin. Bu etkinlik her yıl Aralık ayının ilk Cumartesi günü yapılıyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Bu hafta gündemden aktaracaklarımız böyleydi. Amerika'nın Sesi'nin tüm yayınları ve haberlerine amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yepyeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle mutlu kalın.